Taktiklerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hikmet Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sinan. Dün maçtaymışsın. Evet dün Oyun maça Piyat gittim. Olimpiyat tadına kolay kolay gidemiyor insanlar. Sen gitmişsin. Tebrik ya, ederim. Dün... Hava da bayağı bir yağışlı. Sağ olsun Süleyman Bey Başkan yerimizi ayarladı gittik. Zor bir maç. Bu maç bence e, seyredilmesi gereken bir maç. Dolayısıyla zor da oldu. İki tarafa gitti geldi. Olimpiyat statlarında deplasman takımları için zordur. Bazen takımınızı tanıyamazsınız orada. Ben daha önce kendim yaşadığım için oyuncular da pek alışık değiller. Fenerbahçe zor bir maçı 3 puanla kapatmasını verildi. Şimdi kadro yayılımına baktığımızda saha dağılışı ve oyuncuların topa sahip olduklarındaki pozisyonları ve Fenerbahçe'nin rakip kaleye hücumunda pozisyona göre oyuncuların İsmail dağılımı. İsmail ile Arao'nun üst üste bindiğini düşünüyor musun hocam? İsmail'le Arao şöyle, Zais'ın kesin olması gerekiyor kim ne derse desin. Neden? Evet İsmail zaman zaman derinlemesine iyi paslar atmayı düşünen ama Arao da tam tersi. Arao bence çok iyi bir skoru aldıktan sonra rakibin orta sahadaki önemli oyuncularını baskıda kullanılabilecek bir oyuncu. Yani ben oyunu yapayım, hucum oynayayım, top bende kalsın, çabuk oynayayım. Oyununda biraz eksik kalıyor. Nitekim bunu maçta gördük. Dolayısıyla skoru aldıktan sonra herhalde tutucu olarak daha daha olur. daha verimli olur diye düşünüyorum. Çünkü oyunun içerisinde top kullanımında özellikle ilk devre son derece zorluk yaşadı. Fenerbahçe bir de bir sıfır mağlup duruma düştü yani. Yüzde bir atak, yüzde gol pozisyonundan kendileri gol yedi. Şimdi bunu oyunun içerisinde arkadaşlara gösterelim bir araya gireyim başlamadan önce pozisyonlara. Senin ideal orta üçlü de maçın son bölümünde ona biraz döndü. Sen dedin ki İsmail önünde Zayt Arda üçlü orta e Daha iyi oldu zaten. Evet, son bölümü öyle oynadı Fenerbahçe. Dediğin daha gibi iyi oldu. Ama tabii bu sefer kanatları bozdu. Doğru kanatlar çıktı oyunda. Yani işte Ferdi sağda başlamıştı. Sonra Samuel de çok faydalı oynadı. Tempolu oynadı söyleyeyim. Çok çabuk. Bu sefer Ferdi'yi sola aldı. Yani ikinci yarı hem oyunun içerisinde hem oyuncu değişiklikleriyle farklı pozisyonda taktik anlamda zaten Jorgen'in bugüne kadar böyle müdahaleler yaptığını gördük. Oyuncular da buna alışmaya başladı. Ama zaman zaman da zor oluyor. İşte Serdar ilk devre çıktı. Geçen hafta son maçta çok başarılı bir şekilde oynayan Serdar. Aslında Serdar'ın fazla süre alması lazım ki yanındakilerle oyun şeyi zenginleşsin. Çünkü maçın içerisinde analiz yaptığımızda 3-4 pozisyonu var ki top alamıyor. Veya Verkaç'a giriyor. Verkaç'ta top gelmiyor. Bu sefer oyundan düşüyor. Oyunda da vasat gözüküyor. Evet duran top. Fenerbahçe duran topu. Maçın başı bu. Bence çok müthiş bir organizasyon yaptılar. Yani ikili pas, ikili pastan sonra üçüncü pas. İlk başa gelelim. Burada korneri kullandı, Müthiş pas. Bir daha geri pası. Üçüncü adama pas. Burada kalalım. Şimdi çok iyi bir korner atışı kullandı Fenerbahçe. İkinci pastan sonra hemen üçüncü pası buldu. Şimdi topa sahip olan oyuncu İsmail. Evet, Arao'dan daha iyi öne doğru oynuyor dedik. Fakat zaman zaman da unutuyor. Mesela şuradaki pozisyon. Jorge bunları çalıştırırken bu bir organizasyon, antrenmanda çalışılmış bir organizasyon. Buradaki amaç arkaya salaya oynamak. Çalıştıkları şey bu. Zaten elini kaldırmış istiyor. Bomboşta kalmış. Fakat bazen oyuncular toplan buluştuklarında pozisyonu okuyup ona göre oyunu yönlendirmeleri gerekir. Burada İsmail ne yapması gerekiyor? Bir, Emre Mor müthiş durduğu yer Emre Mor. Bak durduğu yer müthiş. Emre Mor e oynadığında direkt kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Ki önünde oynaması gerekiyor. Ama daha önceden antrenmanda beyin olarak hep böyle düşünmüş ya gelecek orta yapacağım. Hayır belki orta yapmayacaksın. Pozisyon rakip senin bu çalışma yaptığını gördü sana baskı uyguladı. Burada birinci opsiyonu Emre Mor... Evet ikinci opsiyonu da salay olabilmeli. Devam ettirelim ne yapmış? Bir daha pası Ferdi, oynamış. Zaten teknik adamlar niye oraya üçüncü adamı koyuyor? Niye teknik adamlar şuraya yaptıralım? Örnek isimler önemli değil. Buraya niye üçüncü adamı koyuyor? Yani İsmail'i koyalım hadi şey olsun burası. Hoca çalıştırmış. Evet demiş pas çıkmış pas demiş içeri girmiş İsmail demiş. Değil mi? Hocaya çalıştırmış. Buradaki ama zaten buraya oynamak. Buradan direkt atış olsa bu pas pas İrfan'a sen yap der. Veya İrfan yapabilirdi. Niçin bu konu üzerinde özellikle duruyorum? Taraftarlar zaman zaman teknik adamları da eleştiriyor. Ama oyuncu arkadaşlar hafta içi antrenmanlarda yaptıklarını ve kendi becerilerini ortaya koymak zorunda. Koymadığında, gol olmadığında pas çıkmadığında, oyuncu kaçırdığında başkana teknik adama eleştirileri çok yoğun oluyor. Şimdi bak bütün edenlere soruyorum. Analizimizi Fenerbahçeliler, futbol severler seyrettiğinde hangisi doğru pas? Bu mu etkili pas olur? Seni gole getirir. Devam ettirelim. Bu mu getirir? Türk futbolunda oyuncularımız bunları aşabilmeli. Bu sadece teknik adamlardan kaynaklanmıyor. Bakın bir pozisyonu ne kadar süre içinde işliyorum. Aslında işlenecek en önemli konu bu. 15 dakika konuş bunun üzerine. Bununla birlikte de Fenerbahçe analizlerde bunu konuşmalı. Sanırım biraz daha yoğunluk vermesi gerekiyor. Bilmiyorum nasıl çalıştıklarını. Şimdi buradan da ortayı yapıyor. Ne oluyor? Rakibe geliyor. Bir geri gelelim. Bak şimdi. Emre Mor'u görüyor musun? Yine çok Bir, doğru koşuyor. Emre Mor doğru yerde durdu. İsmail'den pas istediği yer. Emre Mor gene doğru koşu Bu çocuk bunları hep yapıyor. Yani sezgisi değil. yüksek. Evet. Bu oyuncudan faydalanabilirsin. Ne olursa olsun. Bak burada da Ferdi öne oynasa gene gol pozisyonu. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Daha üçüncü dakikanın içerisinde Fenerbahçe'nin kornerden kullandığı toplarda en az İki tane yüzde yüz gol şansı var. Ama oyuncular son pas, tercih ve oyunu eksik okumalarından kaynaklanan ne oluyor? Kontra yiyorsun. Şimdi Sinan duran toplar dediğimiz için duran toplardan da devam ediyoruz. Bak 5 dakika duran top organizasyonunu konuştuk. Bu da gol oldu. Bu arada ilk pozisyonu daha önceki maçlarda da görmüştük hocam. Bunu Fenerbahçe çalışıyor yani. 1 iki maç önce yine çok benzer bir şekilde Evet. Salayı en azından yapılmış. geçen haftayı bence de o görüntüyü koyarlarsa arkadaşlar. Burada boş duruyor. Adam geliyor önden kafasını vuruyor. Doğru. Doğru Türkiye mu? Kupası Kayseri Spor Maçı. Türkiye dedi. Kupası Kayseri Maçı'nda analizini buradan yaptık. Arkadaşlar golü attır. Bu golü koyduktan sonra da Salahay'ın en evet. azından Türkiye <laughs> Kupası'ndaki görüntüyü burada pozitife çevirdi. Hocam Karagümrük'ün de büyük bir zaafı var bu konuda. Korner'de İstanbul Spor'dan sonra en çok gol yiyen takım Karagümrük. Yani çok iyiydi takım 11 maçtır kaybetmiyorlardı. Ama bu duran toplara bir türlü çözüm bulamadılar. Korner'den çok gol yiyorlar. Burada da boş kalmıştı yani Salahay. Evet, evet onu da artık hocaları düşünsün. <laughs> evet. Evet devam edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada da müthiş bir gol değil mi? Evet. Zayis'in attığı müthiş bir gol. Yani, Hiç kontrol etmek zorunda kalmadan o vuruşu yapması gerçekten. i̇şte yani onun için burada konuştuk ya. Tabii şu da var. Hangisi daha mantıklı olabilir? Evet İsmail Arao. Zayis de burada oynasa şunlardan birini götürebilir başlangıç olarak. İkili Serdar ve Valencia başlayınca belki daha faydalı olabilir. Çünkü Emre Mor da maçın başında iki tane pozisyonu var. Atsalar gol vuruşu yapabilir. Emre Mor da hücuma ve gol şansı olan oyuncu. Dolayısıyla bu varyasyonları deneyebilir. Zayis'in attığı mükemmel golü gördük. Hocam ile ilgili ofiste şimdi programdan önce izledik son iki sezonda attığı golleri. Kontrol etmeden tek vuruşla attığı gol var. Yani bu oyuncunun gerçekten iyi bir özelliği. Bunu çoğu futbolcu önce kontrol etmeye çalışıyor çünkü. Zayis kontrol etmeden iyi vuruşlar yapabilen bir oyuncu. Yani biz Tabii ben çok eskiden tanıyorum. Bizim Orhan'ı yollamıştık evet, biz. Evet. Rize'de. O zaman mi? bizimle beraber scout ekibinde Orhan çalışıyordu. Mutlak surette almamız gereken oyuncu diye rapor vermişti. Girişimlerde bulunduk ama o zaman Mevla bonservisi 1 milyon euroydu. Alamadık Rize Spor'dayken. Bizim talip olduğumuz oyuncuydu. 2015 yılında. Şimdi bak mesela burada da işte Arao'yu konuşurken iyi yere koşmuş. İyi yere koşmuş. Pası veren kim? Emre Mor. Emre Mor kendi gittiğinde pas gelmiyor, araya girdiğinde pas alamıyor ama böyle koşan olduğumu veriyor. Bir kere altyapısı sağlam oyuncu. Şimdi pası verdikten sonra Fenerbahçe'nin son haftalarda rakip ceza sahası içerisinde çoğalması ve rakip ceza sahası içerisinde doğru pozisyon almasında eksiklikler var. Şimdi Arao müthiş koşmuş. Valencia görüntüde yok mesela. Bak Serdar'ın öne koşusu, Valencia'nın arkaya koşusu devam ettirelim. Şimdi pozisyona bakalım. 3 oyuncu pozisyon alması gerekiyor. Serdar'ın ön direkt pozisyonda, arka taraf Valencia, orta sağdan da birinin merkeze gelmesi gerekiyor. Şimdi böyle topu Arao nereye çıkarsın? Çıkaracak yeri yok. Evet. Nitekim Liverpool Arsenal maçında Arao'nun bir başka pozisyonu. Değil mi? Evet. Aynı koşu Ara o da yapmış Emre yuvarlamış burada da Liverpool maçında koşular var ortalar var devam edelim. Şimdi bakıp dikkat edelim soldan bir atak devam ettir. Atakta görüyor musun Arsenal'lı oyuncuların ön gelen arkada ikinci santrofor olan ve orta sahadan merkeze gelen oyuncuyu devam ettir. Bak gol oluyor pozisyon. Şimdi bu pozisyondan burada soldan gelmiş diğeri sağ taraftandı. Fenerbahçe'nin ceza sahası içerisinde çoğalması inanılmaz derecede eksik gözüküyor. Ki çift santrfor oynamasına rağmen değil mi hocam? Yani normalde forveti o yüzden oynatıyoruz. Kalabalık olmaz. Niye oynatıyor adam yani. ya? İçeride çoğalayım diye oynatıyor. Mesela burada da Valencia üzerine sürekli konuşmuştuk. Ters ayak ortası veya bindirme. Bak şimdi buradan ters ayak ortası da yapabilir. Ama oyuncu bindirmeye gelmiş. Şimdi orta sahadaki oyuncuyu görüyorsunuz bomboş. Buraya yerden pas çıkarabilir normalde değil mi? Evet. Adam adam çıkarmıyor. Niye? Çıkardığı an bakın... Arsenal'lı oyuncular nasıl hazırlıklı? Hemen baskıya gelecek oyuncu var. Merkez orta sahadaki Liverpool'lu oyuncu topu aldığında şu şansı çok az. Ne yapıyor? Bindirene oynuyor. Şimdi devam ettir pozisyonu bak. Buraya pası attığında kaç oyuncuyu düşürüyor oyundan? Bütün içerideki Arsenal'lı oyuncular oyundan düştü. Bir geri gel. Dışarı çıkarsa e, 6 tane rakip var karşısında. Bindiren adamı oynuyor. Bak ne oldu? 6 rakip ekart olmuş. Biz tam tersini yapıyoruz. Paslaşırken de. Ya oyuncularda pas var. Rakipler böyle. Şurada oyuncular var. Bizimkiler biz pası böyle 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 oynuyoruz. Hiç şu arkada şu oyuncu gruplarını şu ara pasını veya şu ara pasını kimse düşünmüyor. Hiç kimse düşünmüyor. Bak bindirmede bir pas atıyor kaç kişi oyundan düşürdü. Devam ettirelim. Zaten pozisyon gol oluyor. Özellikle dünkü maçtan örnek gösterdim. Görüntüyü devam edelim. Yine güzel bir koşu var burada. Pas, koşu. Şimdi bakıyoruz ceza sahası içerisinde dağılıma bak. Kimse yok. Şimdi kime atacak topu? Bir geri al. Bak atılan pas. Topsuz yapılan koşu. E ceza sahası içerisinde hiç kimse yok. Hiç kimse pozisyon oyunu oynamıyor. Ön direk, arka direk, penaltı noktası. Üç oyuncu yerinde eksik olunca ne yapıyor? Oyuncu devam ettir. Rakip de gelmiş, ikiye bir karşılamış. Atılan pas, pasın, topsuz yapılan koşunun da hiçbir önemi kalmıyor. Ya amaç zaten bunu başarabilmek. Bunu başarıyorsun, bu sefer içeride kimse yok. Bu Fenerbahçe'nin son dönemdeki en önemli eksikliği. Mesela Valencia'dan örnek gösterdik. Bak şurada çıkarmıyor. Çıkarsa adam vuracak kaleye. Çalam atıyor. Bomboş pozisyon. Ve devam ettir. Karşı bir atak yiyorsun. Zaten golü böyle bir pozisyondaydı Fenerbahçe. Devam ettir. Sen geçenki maçlarda çok örnek verdin. Çok hata yapıyor diye. Ya. Hatırlıyor musun? Evet, Şimdi ben evet. sana söyleyeyim. Bak şu top devam etti pozisyonu. yok. Şu anda Cagney'i fark etmiyor. Bunu fark etmemesi mümkün değil. Adam değiyor. Eli bir geri al. Baksana kolu zaten önünde. Ama o kendinden o kadar emin ki rahat ben pası yapacağım zannediyor. Çünkü yaptığı hatalarda senin söylediğin hatalarda da çok rahattı. Kendine olan güveni fazla. Devam ettir. Al adam aldı topu. İyi kontrol etse direkt gol'e giderdi. Böyle pozisyonda evet. bam diye vuracaksın topa. Yani geri pası vermesen dahi vuracaksın gidecek. Birebir kalmışsın adamı aldı gitti. Bu da bir pozisyon Karagümrük adına bu da iyi bir pozisyon yani. Şimdi <laughs> evet özüründe diliyor. Bunu da koyalım tabii o da güzel bir şey. Şimdi mesela burada da bir instantane var. Normalde değil mi yerden merkezdeki oyuncuya çıkarmak gerekir pası. Normalde bu. Ama burada gol pası olmuş, gol pası olmuş. Şimdi şu topu. Çıkarmakta zorlandık. Mesela şuradan verse boş kaleye belki gol atacak. Hocam İrfan sol ayağını kullanmak için vücut açısını çok zorluyor. Mesela burada hemen sol ayağını dışıyla ve sağ ayağıyla hemen Sağ ayağını içiyle ayağını... önüne bırakacak. Boş kaleye evet. gol atacak. Mesela yani, bir sonraki görüntüye gelelim. Ne kadar yaymış kendisini ve kaleci kapatıyor artık açıyı. Burada da çıkarıyor yalnız evet. topu. Burada da Valencia topu bir acayip kontrol ediyor. Bak bu topu nasıl ön, nasıl önüne alamaz ben? Bu da bu da enteresan bir şey. Burada tık sağ ayağından irfan verebilir. Devam ettirelim. Burada vermiş zaten. Vermiş. Top Valencia'nın ayağında. Bu top geriye doğru gidiyor. Evet, kontrol edemedi burada. Evet. Valencia'yı özellikle istiyorum. Kaç tane penaltıdan gol attı arkadaşlar koysun. Kaç penaltı golü var? Normal attığı yandan direkt vuruşlarda kaç golü var? Bir de bireysel dripling yapıp adamı geçip gol vuruşu kaç tane yapmış? Penaltıları da kendi alıyor ama orada da hakkını vermek lazım. Dripling zorluyor ama, ve ama en önemli en önemli yerlerde yok. Yani sahneye çıkması gereken maçlarda yok. Doğru. Çıkmıyor sahneye. Skoru olan maçlarda 2-0 almış o skorlarda sahneye çıkıyor. 0-0'da, 1-0 mağlubiyetlerde sahneye çıkması lazım ve bu pozisyon gidiyor. Devam ettir. Dönen top bak ne oluyor. Şimdi burada da enteresan bir durum var. Yani Altay şimdi topa yatıyor. Top sağ tarafında normalde bu topu kontrol etmesi lazım. Hemen göğsünün içerisine çekmesi lazım. Ayaklarını bükülüp topa kapanması lazım. Ama öyle bir enteresan ki devam ettir. Top sağ taraftan sola gidiyor. Yani bu müthiş bir koordinasyonu kendi kaleci tekniğiyle ilgili çalışıp geliştirmesi gereken bir pozisyon bu. Hocam bacaklar havada. Dediğiniz gibi bacakları karnına çekememiş burada. Bir yere al zaten açısı... bak normalde bloka etmiş gözüküyor. Artık orada top yere mi çarptı? Bloka ederken kaydı mı? Havada yağıştı onu Yağuluyla, bilemiyoruz. Evet, onu bilemiyoruz ama yine de Buna rağmen top diğer tarafa gidiyor. Kal burada kal. Şimdi Fenerbahçeli oyunculara bakıyoruz. Kimse topa gelmiyor. Herkes seyrediyor. Bu da çok önemli bir görüntü. Kaleci hata yapabilir. Kaleci hata yaptı mı diğer oyuncular bunu görüp hemen kale güvenliği. Mesela bir antrenman vardır. Antrenman şudur. Kaleciyle antrenörlerine bir antrenman göstereyim. Yaptırsınlar. Siz nerede gördünüz hocam? Ben kendim yapıyorum. Nerede göreceğim? Ya belki gidiyorsunuz. Amerika'ya Ona falan. gerek yok. Şutu attı. Kaleciye deriz ki sen elinle sağa sola bırak Bil bilerek. Bilerek bırak. Hı. Bilerek bırak. Ondan sonra da salayı koyalım, Salat. ferdi koyalım. Sağa sola bırak deriz. Oyuncular da gelir kale güvenliğini alır. Sonra ne yaparsın? Verirsin adama şut attırmaya. Bir de rakiplerden koyarsın. Bak bu rakipler bunları kara gümrük olarak düşün. Fahabaça attır biri bu antrenman. Şutu attır, bırak böyle. Hangisi gelip vuracak? Bunu çalışmaları lazım. Şimdi devam edelim pozisyona. Şimdi kalkıyor. Burada da şanssızlığı var Altay'ın. Kalk. Kayıyor. Ama bak diğer oyuncular hep Arao hep aynı yerinde. Ferdi aynı yerinde durmuş. Salahit'e öteden gelmiş. Yo, bak onlar koşu yapsa ben bu pozisyona yetişebilirler biliyor musun? İlk birinci pozisyona gel bu görüntünün. Bak şut atarken Ferdi ile Arao'nun pozisyona bakalım. Son görüntüye gel. Bak aynı yerlerinde duruyorlar. Altay tam topa giderken. Kayıyor. Kayınca da zaten yetişemiyor topu. Hocam Başakşehir maçının son bölümünde bir pozisyon vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Altay kurtarışı yapıyor. Başakşehir-Fenerbahçe 1-0 yendi içerideki maç. Kadıköy'deki. Son dakikada bir şut geliyordu. Altay topu çeliyor ama yere çeliyordu. Top yerden sekip üstten avuta gidiyordu. Siz o programdan sonra demiştiniz ki Altay'ın kurtarışı güzel. Çok güzel burada kurtarışı yapıyor ama topa müdahalesi biraz sıkıntılı. O top yarın öbür gün yere seker ağlara da gidebilir veya rakibe de gidebilir. Gol olabilir. Onları daha doğru çelmeli topa yaklaşımına çalışmalı demiştiniz. Hatta hocasıyla birlikte, kaleci antrenörüyle birlikte. O da sizin eski Özden, e, Özden Hoca. Onunla da herhalde sizin eski antrenörler. Koca espor takımı ben aldım onu ya. Evet. Onunla iyi çalışma yapmaları lazım dediniz bu pozisyonlara. Aynen. Ve bu Aynen. da benzer bir pozisyon. Analiz yapıyoruz. 5 saat, 6 saat yani. Kaçıncı maç bu arkadaşlar? Ligde Fenerbahçe kaçıncı hafta? 28. 28 mi? Onu arkadaşlar baksın ona göre. Yani analiz yapıyoruz 28 haftadır. Esmen. Kupalar da var, Avrupa evet. maçları da var. Evet, burada da mesela Karagümrük oyuncu oynamıyor. Kaleye şut atıyor. Bak o, Türk futbolu, Türkiye için bunları özellikle işliyorum ya. Bu Nasıl oynamaz oyuncular? Demin Fenerbahçe'yi gösterdik. Ya Böyle bir pozisyonda başka şey düşünüyorlar. Devam ettirelim. Burada da mesela maç 1-1. Önemli bir pozisyon. Evet. Karagümrük adına çok önemli bir pozisyon. Borini burada çok güzel hızlandı. Geçti Ferdi'ye ama vuruşu çok kötü oldu yani. Jagner de kızdı bana niye yaptı. Burada da var yani. bak 3 tane pozisyon gösterdi. Evet. Yani Fenerbahçe pozisyon da verdi bu maçta. Burada kale güvenliğini iyi tutmuşlar diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz. Diyebiliriz. çalımı attı, Diyebiliriz. koli verdi pasını. Hemen aldılar. Altay rakibe girmedi. Penaltı olabilirdi. Koştu. Hemen geri çıkarılan topu blokladılar. Evet. Şimdi mesela tabi bu görüntüyü birdenbire koydum diyecekler ki ya hocam ne alaka? Bak kaç tane pozisyon gösterdik. Oyuncuların doğru yapmaları ve teknik adamlar tarafından da uyarılması gereken birçok şey var orada. Şimdi bu oyunun durduğu pozisyon. Liverpool Arsenal maçında dünkü maçta. Oyunun durduğu pozisyon. Devam ettir. Basketbol maçı gibi olmuş. Ne oldu şimdi? Oyunun durduğu pozisyon. Türkiye'de hiçbir kulüp yapmıyor bunu. Oyuncular da bunu mesela antrenmanlarda biz keseriz, oyuncuları toplarsın. Sıkılıyorlar gösteriyorsun. Bakın dünyanın Avrupa'nın en yüksek düzeydeki maçı ve maçın kesildiği sakatlık veya durduğu anda iki teknik adamın bunu Arteta başlattı. Benim çok daha önceden dikkatimi çekmişti. Bunu İngiltere'de başlatan da Arteta. 2-3 kişi gelirdi böyle 1-2 kişi. O en az 7-8-9 hepsini çağırıyor. Bak Liverpool'da uygulamaya başladı. Dolayısıyla maçlarda gösteriyoruz ya niye atmadı veya pozisyonu yanlış, pozisyonda kaymayı, kademeyi yapmadı. Teknik adamların bu gibi durumlarda oyuncuları yüzde yüz ikaz etmesi gerekiyor. Ve gol yiyorsun. Onun için Arsenal takımı müthiş bir oyun oynuyor. Evet şimdi mesela pozisyonun güzelliğine bak değil mi? Pozisyon bu. Daha Arda'ya top gelmeden pozisyon bu. Ver Arda'ya topu. Top Arda'nın ayağında. Bir geri gel. Şimdi top Arda'nın ayağında olsa ne dersiniz buna? Bütün seyircilere soruyorum. Ne dersiniz arkadaşlar? Hasan deriz hocam. Değil mi? Bütün seyreden bu programımızı seyredenlere sorarım. Pasat deriz. Tamam kaleye vurmuş ayrı ama işte bunlar Fenerbahçe'nin son dönemde çok eksikleri bu bütün oyuncularda var. Ya son pas ya ceza sahası çevresi ve içinde egoistlik veya farkındalık eksikliği. İşte duran topta ne kadar örnek gösterdik. Araya Emre Mora bir çıkarsa kaleciyle karşı karşıya. Veya ceza sahası içerisinde çoğalamama. Adam ikili santroforla oynuyor. Ceza sahası içinde çoğalayım diye. Bakıyorsun oyuncular yerinde yok. Şimdi mesela burada da Serdar'dan bahsetmiştim. İlk defa o analizin içerisinde yaptığı iyi şeyler var ama vasat gözüküyor. Evet. Neden? Bak şimdi müthiş bir paslaşma var burada. Ver pası. Ferdi verdi Serdar'a. Serdar çarpıştı çat direkt oynuyor. İrfan değil mi o top ayağındaki? Emre Mor mu? Emre Mor. Emre Mor. Bak bir çıkarsa Emre Mor Serdar'a. Devam et. Bak Serdar o topu çıkarmış olsa gitti ve 3'e 2 pozisyon. Birinci pozisyona gel. Müthiş. Serdar gelmiş. Aslında burada yapılacak başka şeyler var. Onu da söyleyeyim. Mesela Serdar buraya gelirken rakip buraya geliyor ya. Serdar gelmiş. Rakip de yanında. Şimdi Valencia'ya bak Valencia. Ya Valencia şu koşuyu yapacak. Bak nerede duruyor. Bak şimdi neyi gösteriyorum size. Futbolda birinci pastel, ikinci üçüncü dördüncü pastar inanılmaz derecede değer kazandı. Geldi yapacak koşuyu bu buraya oynayacak. Bak duruyor orada. Serdar topu istemiş. Serdar hep hareket halinde. Tamam. Şimdi ver Serdara topu. Pozisyon şimdi başka bir yere gitti. O da çok güzel oynamış Emre Morlan. Bir dopel pası, verkaçı yapsalar. Geçenki maçta 3 tane müthiş verkaç seyrettik, değil mi? Fenerbahçe 3 tane çok iyi verkaçlar yaptı. Burada şu verkaçı devam ettirseler ki o verkaçın içinde de Emre Mor vardı. Doğru. Devam ettirseler bir anda 3'e 2 olacak Fenerbahçe. Ve ne oluyor? bu pozisyon baş, geriye doğru gidiyor. Mesela etkili pas ne demek dediğimizde burada da çok iyi etkili pas çıkıyor. Devam ettir. Alioski'den çıkıyor. Müthiş bir etkili pas. Bak geçenki maçta da vardı. Fakat şimdi bu pası aldın. Ya rakip zaten o tarafa sol tarafa kaymış. Nasıl ters dönmezsin? Bir bak bir ters dönse nereye sürüyor topu görüyor musun? Oyuncu kim o? Valencia. Valencia. Valencia'nın oyun bilgisinde çok eksiklik var ben söyleyeyim. Bak sen mi söylüyorum? Kimse kusura bakmasın. Bu bir eleştiri değil. Yapabilir. Oyun bilgisi ceza sahası ve hucumda bazı oyun bilgi baktığında ya şu topu bir geri al. Bak müthiş pas gelmiş değil mi? Almış. Devam ettir. Bir bu tarafa dönse. Top oradan gelmiş zaten. Adam sana o pası çıkarırken risk, risk de göze almış. Kaç kişinin arasından atıyor topu? Bir ters dönse devam ettir. Bak bir ters dönse orta saha merkezinden oyuncu topu alacak. Sağ tarafta Emre Mor mu? Evet, evet. Atak ya oyun başka yere gidecek. Oyun buraya gittiğinde ne oluyor? Bitti. Topu kaptırdı. Bak oradaki adamlar bomboş. Ne oluyor? Oyuncular bir gidiyor kaptırılıyor bir daha geri dönüyor. Gidiyor kaptırılıyor. Kontra yiyorlar. Sonra da gol yiyorsun işte. Yüzde net pozisyonda Fenerbahçe golü yedi. Güzel burada İsmail herhalde. Müthiş bir etkili pas. Müthiş bir etkili pas. Devam ettir. Şimdi bak. Sol tarafa bak. Bomboş. Rossi. Şimdi neleri söyledik? Bak yön değişmelerde de eksik Fenerbahçe. Çabuk yön değişmiyor. Bak şurada bir çabuk yön değişse oyuncu iki elini havaya kaldırmış. Fenerbahçe'yi eleştirdim biraz bugün ama kazandılar da. Görüntü Örüşe orada. Devam. Görüntü orada. Doğru. Oyuncular yani görüntüler içerisinde oyuncuların geliştirmesi gereken çok iyi pozisyonlar var. Niye zorlanıyor? Bak iki bir zorlandı. Evet bayağı zorlandı. Çünkü Beşiktaş müthiş gelmeye başladı. Arkadan Beşiktaş iyi geliyor. Her iki takımında zor maçları var. Lig uzun bir maraton. Dolayısıyla bu maraton içerisinde teknik adamlar demin gördün. Bu görüntüyle bitirelim. Futbol bu görüyorsun değil mi? Evet. Durduğunda sakatlık veya oyun kesildiğinde teknik adamların takımlarını çağırıp oyun içerisindeki hataları ve neler yapması gerektiğini nasıl söylüyorlar? Çünkü dışarıdan oyun esnasında duyuramıyorsun, gösteremiyorsun veya oyuncu tam anlamıyor. Bak baskete dönüştü. Dolayısıyla bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Oyuncuların da ayak uydurması lazım. Azar olsun. Sağ ol.